Bucur, Ziraat Odası Başkanı Aydın Altınok. Buradan bizi seyreden herkese saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum. Efendim, Bucur ilçemizde 498 bin dönüm işlenebilir şu anda arazimiz bulunmaktadır. Bunun 447 bin dönümü tarla basımındadır şu anda işlenmektedir. Bunun 192-200 bin dönümü yaklaşık olarak kuru arpa, 150 bin dönüm civarında buğday, efendim 35 bin dönüm civarında nohut, 50 bin dönümü çavdar, 13 bin dönüm yağlık ayçi üretimimiz mevcut. 10 bin dönümde sulanabilir arazimiz mevcut. Tabii ki bu sulanabilir arazi derken eksiklerimiz var. Şimdi en yakınımızda burada Mucur'a 5-6 kilometre uzaklıkta bir aksaklı sulama göletimiz var. Bu göletin yapım tarihi 30 yıl. Bu gölet yaklaşık 6 yıl önce faaliyeti geçti, bitti. Ama 6 ay 15 bin dönüm araziye su verebildi. Ondan sonra o göletle ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Defalarca gidip gelmemize rağmen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmamıza rağmen gelip de yerinde kimse inceleme yapmadı. Gelen inceliyor, işte su kaçağı yoktur falan rapordur diyor. Ama Türkiye'nin ve iklimimizin, bilhassa Mucur'umuzun, Kırşehir'imizin kuraklıkla ilgili büyük bir problemleri var. Biz sulu tarım yapmazsak bu işte sıyrılamayız. Onun için o göletin bir an önce Yamula Barajı'nda mı gelecek, Kızılırmak'ta mı gelecek, başka yerde mi gelecek, nerede gelirse gelsin oraya su pompalamazsak bizim devletin yıllarca yatırdığı trilyonlarca paramız hibe olacak, çiftçimiz perişan olacak. Yakında bir Yamula Barajımız var. Ben daha önce ilgilenmeyi söyledi yaptım. Yıllara sari 15 yıl önce programa alındığı söylenen Yamula Barajı her ne gitmezse daha hala bir faaliyete geçmedi, yapılmadı. 950 bin dönüm araziyi sulayacak Yamula Barajı Adana'nın ikinci Çukurova'sı olacak eminim. İnşallah onunla ilgili yetkililer de çalışma yapar. Onun bir an önce faaliyete geçmesini istiyorum. Şimdi kuraklık ülkesindeyiz, ilçesindeyiz, ilindeyiz. Ben Irmak Bucağı denen yerde, o bölgenin insanıyım. Şu anda hasatlar devam ediyor. Bu Gülşehir'den Kama'nın Savcılık, Kızılırmak Vadisi'nde olan bir bölgede şu anda biçerler yaklaşık olarak %80 ekinleri işlemekte. Üretimimiz toplam arpada kıraç arazide 180-200 civarında, en babası 250 kilo. Suluda, sulu tarım yaptığımız yerde, kısıtlı da olsa kendi imkanlarımızla suladığımız yerlerde 400-450 kilo civarında arpa hasat yapmaktayız. Buğda hasatı da ona keza şu anda 150-170 kilo arasında, Irmak Bucağı civarında. Ha, bölgesel olarak üst taraflarda biraz farklı olabilir. Ama öyle de olsa çiftçinin maliyeti bir türlü çözülmüyor, kurtulmuyor. Bu bizim bugün hesabıyla bir dönüm arpanın maliyeti 850 TL. Şu anda sattığımız arpanın geliri 1250 TL. Bize kalan 400 küsür TL. Bu da bizim işçiliğimiz bile değil. Ha, bunun önüne geçmek için programımız çalışmamız gerekiyor. Program yapmamız gerekiyor. Yöresel ürünler ettirmemiz gerekiyor. Yani Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili, Allah razı olsun, geçen dinledim, böyle bir şeyle söyledi. İnşallah başarılı olur. Biz de sonuna kadar destek veririz inşallah. Yani kuraklığa dayanıklı bitkiler üretilmesini, başka şeyler geliştirilmesini özellikle istirham ediyoruz. Şimdi bir de şu konu var efendim. Yani çiftçilik derken ben çiftçinin başkanlığını yapıyorum. İnan ki ben de bilmiyorum çiftçi kim. İlk önce bu ülkede çiftçinin kim olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Çiftçinin etiketini vermemiz gerekiyor. Şimdi niye? Niye derseniz. Bakın, devletimiz bize bu sene yardım yaptı. Kuraklık yardımı, mazot yardımı. Teşekkür ediyoruz. 190 TL dönüm başına yardım aldık. Ama bu yardımı inanın kimin aldığı belli değil. Çiftçi mi alıyor, traktörcü mü alıyor, eken mi alıyor, İstanbul'daki, Adana'daki başka şahıslar mı alıyor bilemiyoruz. Niye? Ondan dolayı çiftçimiz memnun olmuyor gelen yatırımlardan. Eline geçmiyor çünkü. Bunun acilen, çünkü bizim köyde kimin çiftçilik yaptığını, kimin traktörü olduğunu, hepimizde verileri var.
Bunu köy muhtarı da biliyor, biz de biliyoruz, ilçe tarım da biliyor, hepimiz de kayıtlı. Başta buna önlem alınıp bu desteklerin direkt çiftçiye ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla çiftçinin üretim maliyeti o desteklerden dolayı biraz daha düşecek. Mazot girdisi, gübre girdisi, tohum girdisi, öyle inanıyorum. Benim şahsi görüşüm bu. İkincisi, bu müstahsil faturaları. Bu müstahsil faturaların bence çok yanlışı var. Bunun bir an önce kaldırılmasını talep ediyorum yetkililerde. Çünkü haksız kazanç elde ediliyor bu faturalarla. Eken etmeyen fatura, müstahsil faturalarını belli bir ücret karşılığı temin edebiliyor. Bu da devletimize büyük bir zarar veriyor. Ha bu seneki hububatımıza verilen destek takdire şayan oldu. Dolayısıyla o desteğin aynı şekilde devam etmesi. Mesela geçen buğdaya 400 daha verirsin ama müstahsil kaldırırsın. O yönden taleplerim var. İnşallah onun da iyi olacağını düşünüyorum. Mucur son zamanlarda hayvancılıkta bir numara. Bir numara. Ama şimdi onda da sıkıntılarımız var. Şimdi bir tarafı yapıyoruz, bir tarafı yıkıyoruz. Yani bunu söylemek zorundayım. Şimdi efendim etin kilosu 100 lira. Televizyonda bir açıklama yapıyor Sayın Cumhurbaşkanım, bakanlarımız. Sabahleyin yemcinin kilosu 200 lira artıyor. Yani anlaşılır gibi değil. Ham maddesi bizde efendim. Arpayı biz üretiyoruz. Bakın biz çiftçiyiz. Biz çiftçiler olarak bize verilen fiyata razıyız. Biz hakkımıza razı insanlarız. Biz karşılıksız toprağı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Elimizdeki varımızı, yoğumuzu hepsini Allah'a güvenip toprağa saçıyoruz. Hiçbir beklentimiz yok. Beklentimiz devlet bize yardım edecek. Bakanlığımız yardım edecek. Ediyor mu? Ediyor ama eksikliklerimiz var. Yanlış noktalarımız var. Bizler bir araya gelip bunu tartışmamız gerekiyor. Çözmemiz gerekiyor. Arpayı biz şu anda 6250'ye devletimiz 5500 artı 200 prim, 500 prim işte 6200 lira alıyor. Bizim ofise varıp arpaya yok efendim bizim 10.000 lira veriyoruz deme şansımız var mı? Yok. Ama yemci efendiler bunu 6200 liraya aldığı arpayı bize 12.000 liraya satma şansı var efendim. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Sütün kilosu 7500'e yeter ki kulakları duysun. Sabahına yem iki katı. Her şey öyle. Mazot 30 lira önüne gelen zam yapıyor. Önüne gelen zam yapıyor. Çiftçi zam yapabiliyor mu? Yapamıyor. Hakkına razı. Dolayısıyla hayvancılık konusunda, yem üretimi konusunda sübvansiyon etmesi lazım. Devletin efendim hayvancıların sayısı belli. Çiftçinin sayısı belli. Mazot harcayan insanların sayısı belli. Bunları kayıt altına alıp ucuz maliyetli gübre, mazot destek verirsek çiftçiyi topraktan, hayvancıyı hayvancılıktan küstürmemiş oluruz. Ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış oluruz. Herkes birbirine faydalanır. Bu ülke bizim ülkemiz, güzel ülkemiz. Hepimiz ülkemize sahip çıkacağız. Sonuna kadar üreteceğiz. Pandemiler oldu, kuraklık oldu ama hala direniyoruz, üretiyoruz. İnsanlarımız aç kalmasın diye üretiyoruz. Ama çiftçinin de kıymetini bir zahmet bilsinler diyorum burada. Tabii evet. Olarak eğitim faaliyetleri ve diğer çalışmalar, projeler var mı? Bu noktada Mucur Ziraat Odamız hangi aşamada? Tabii ki efendim ben 2015 yılında bu göreve geldiğimizde yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, arkadaşlarıma sağ olsunlar. Eski bir binamız vardı çarşının içinde. Orayı satıp bu güzel gördüğünüz binayı o zamanın parasıyla ucuz bir maliyette aldık. Şu anda trilyonlarca bilmiyorum. Tabii bu vatandaşın odası. Benim şahsi yerim değil. Benim görevim buradaki insanların bize zoraki de olsa verdiği aidatlara sahip çıkmak, helal yeri harcamak, çiftçimize ne hizmet gerekiyorsa onu yapmak peşindeyiz. Onunla uğraşıyoruz. Bu binayı aldık efendim. Ondan sonra yıllara sahip bu çiftçilerimizi tarımsal faaliyetlerini geliştirmesi konusunda, yeni ekipmanlar görmesi konusunda her yıl Konya Tarım Fuarı'na götürüyoruz. Antalya Tarım Fuarı'na götürüyoruz. Değişik daire kamu görevlerimiz, tarım il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz beraber organize çalışıyoruz. Onların icra ettiği toplantılara katılıyoruz. Onların günü verdiği toplantıları burada ağırlıyoruz. Toplantı yapıyoruz çiftçilerimize beraber. Buraya çiftçimize ait nohut ekmeğimizi aldık. Çiftçimize ait efendim ne gerekiyorsa burada tarım market açtık burada. Aşağıda 3 tane personelimiz var. Bir ziraat mühendisimiz ilçede Kırşehir civarında ilk defa biz ziraat mühendisi çalışıyoruz. Bizim elemanımız, genel sekreterimiz ziraat mühendisi. Her konuda insanlara, köylere işte nohutunda arıza oluyor, pancarında hastalık oluyor. Bu mühendisimizi de oraya ücretsiz olarak gönderiyoruz. Tarlada tedavisini uyguluyor, gereken ilaçlarını yazıyor. O konuda yardımcı oluyoruz. Aşağıda çiftçinin aradığı köylüne ne lazım? İşte tavuk lazım, civciv lazım. Ondan sonra efendim
fide lazım. Hepsini temin ediyoruz ucuz yolu. Sertifikalı tohum satışı yapıyoruz. Organ mineral gübre satışı yapıyoruz. Yani dolayısıyla çiftçimizin her an 48 saat emrindeyiz. Dolayısıyla geçen hafta arazi yollarımızın düzenlemesiyle ilgili sağ olsun Kırşehir Özel İdare Müdürlerimizle bir araya gelip istişare halinde onlara bir ufak da olsa bir maddi yardım sağladık. Köylerimizin arazi yollarını açtırdık. Yani çiftçiye yönelik elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bizim 4600 civarında yaklaşık üyemiz var. 3600 üyemiz faal durumda. Efendim işte arazi varlığı 4400 küsur dönüm bunun yapılıyor. 3600 dönüm falan yapılıyor ama bunun bilmiyorum ya %80'i 100 dönümde üzeri yani açık az durumda olan araziler. Üstü biraz fazla durumda. Çok bir yüksek bir arazimiz yok. Çok da bir gelirimiz yok ama bu az bir gelirle insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz efendim. Tarımsal ekonomiyi Muçur'da nerede görüyorsunuz? Yani bu anlamda Muçur büyüyor mu? Tarımsal ekonomi anlamında yoksa geçmiş yıllara göre daralma mı yaşıyor? Efendim tarımsal ekonomi büyümesi biraz da devletin verdiği yardım ve hava şartlarına da bağlı. Yani son 7 yıldır kuraklık yaşıyoruz bu ilde, ilçede. Ama bunun buna rağmen yine de hayvancılıkta büyük bir atılım yaptı Muçur ilçemizde. Büyük hayvan sayısı var. Yani büyükbaş, küçükbaş. Şu anda hayvanla ilgili bir sıkıntı yok. Girdilerle sıkıntı var. Bu da ezberledik artık. Yani girdilerin pahalı olduğunu, mazot girdisi, gübre girdisi, yem girdisi falan. Bunların çözülmesi gerekiyor. Diyorum ki ben bir fabrika kurulması gerekiyor. Fabrika yapılması gerekiyor. İlde, ilçede, devlet yani desteğiyle. Mesela Tarım Bakanlığı Türkiye'de 730 tane ziraat odası var. 730 ziraat odasını bir araya getirse, ufak tefek de olsa, hakikat maddi yardım da olsa hibelerle bir her ile bir yem fabrikası kurulabilir. Çiftçi ürettiği arpasını yem bitkilerine oraya teslim edebilir. Onunla ilgili çiftçiye geri tekrar ucuz maliyetli yem temin edebilir. Ben bunu yıllarca söylüyorum. Gübre de aynı şekilde. Gübre de yapılabilir. Gübre, tarım kredi devletin %50'si devletin. Bugün bakanlığımız diyebilir. Efendim kaç çiftçimiz var? Türkiye'de bilmiyorum ya tahmin herhalde 4,5 milyon civarında çiftçimiz var. Bunun hesabı kolay efendim. 4,5 milyon çiftçi ne kadar gübre kullanacak? 2 milyon ton attım. 2 milyon ton gübre bu sene çiftçiye 50 binde verilecek. Olay biter. Bu kadar basit bu işler. Ama değil ki bugün bir hafta önce ben sordum 20-20 yani bizim tabirimizde en zayıf gübre, hiç kullanmadığımız gübre 12 bin lira şu anda. 10 bin lira, 12 bin lira. Ekim ayında ekim yapacağız. Tahminim 17-18 olacak. Bakın şimdi aldığımız bizim 6600 lira arpa parası uçtu gitti. Öbürü de gitti. Ha bunu sabitlersek arpa fiyatını ya biz istemiyoruz. Biz 10 bin liraya buğday satalım. Yani fırsatçı değiliz. Biz 2 bin liraya satalım. Ama biz 1000 liraya mazot alalım, 50 liraya gübre alalım. Böyle bir katkı sağlayalım bu ülkeye, bu insanlarımıza. Şimdi soracağınız başka şey varsa sorun. Ben kendim çiftçiyim efendim. Ben doluyum. Ben günlerce konuşurum burada her konu hakkında. Dolayısıyla buradan tüm eli nasırlı benzi kara Neşet Ertaş'ın dediği benzi kara tüm çiftçilerimize Türkiye'deki tüm çiftçilerimize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah kazançlarını bol eylesin. Allah emeklerini zayi etmesin. Herkese başarılar diliyorum. Saygılarımı